Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Bu bölümde yine eski bir ev yapacağız. Aslında benim planım şu yönde. Bu şehri, yani bu 10 yıllarda oynadığım o boş şehir, burayı tamamen kendi evlerimden düzenlemeyi planlıyorum. Bununla da ilgili bir tane Peybeliada'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir konak, bir köşk. Terk edilmiş bir yer. Ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum orada. Böyle terk edilmiş evlerin içerisinde falan geziyorlar. Öyle bir videoya denk geldim ve oradaki evi yapmaya çalışacağım. İçin nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani çok fazla içiyle ilgili hani tam böyle tasarlayabileceğim görüntüler vermemişler. O yüzden içine birazcık doğaçlama yapacağım ama dışını ona benzetmeye çalışacağım. Bununla ilgili bir sürü CC indirdim. Onları da zaten açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım bakalım. Thank you.
artık evimiz hazır. Yani tabii ki oradaki görselin epey dışına çıktım. Çünkü kafama yatmayan bazı noktalar vardı. Ne bileyim, gözüme hoş görünmeyen bazı noktalar vardı. Evin içini yaptıktan sonra planlara uymayan noktalar vardı. Bu yüzden evin bir tık dışına çıkmış olabilirim. Hadi gelin şimdi hep birlikte şöyle bir ev turu yapalım. Evin yapım aşamalarını çok hızlı bir şekilde zaten gördünüz. Onun dışında evi galeriye yükledim. Utopya 22 olarak girdiğinizde benim galerideki yüklediğim evleri ve bazı karakterleri görebilirsiniz. Çoğun zaman oraya yüklüyorum. Şöyle eski ahşap bir ev. Bu arada bu ev 10 yıllarda yine karşımıza çıkacak bir ev. Aynı zamanda tabii ki size şimdi birazdan bu evde yaşayan ev sakinlerini de göstereceğim. Hemen şöyle taş merdivenlerden yukarı çıkarak içeriye giriyoruz. Gerçekten çok gösterişli bir ev yaptım. Burası böyle hemen giriş, şöyle bir hol karşılıyor bizi. Holün ortasında böyle bir masa ve üzerinde çiçekler falan var. Şöyle gidelim. Yine şöyle karşıda yine bir kapı var, arka bahçeye açılan. Oraya sonra geçeceğim. Şöyle tavanlarımıza falan bir bakar mısınız? Şahane gösterişli. Şurada bir portre var, fotoğraf. O da işte ailemizin büyük büyük babaları falanmış diye. Buradan salona giriyoruz hemen. Şöyle bir salonumuz var. Bu arada avizelerin böylesine yakın olmasının sebebi birazcık tab tuşuna basmış olmam. Yani yoksa normalde o kadar bir gözümüzün içine girmiyor yani. Burada da yine böyle bir salon hakim. Kırmızı tonların ağırlıklı olduğu. Diğer tarafa da geçtiğimizde şöyle yemek alanına geçiyoruz. Salona. Yemek salonuna geçiyoruz. Burada kocaman bir var. Tablo var. Şurası içki köşesi. Şöyle yemek alanımız. Ve saatin nasıl? Bu arada evde kullandığım bütün CC'leri de açıklamalar kısmına da ekledim. Hani olur onu beğenirsiniz. O şekilde kullanırsınız. Bakalım ne olmuş ki? Hayalet gibi bir şey var. Burada ne olduğunu anlayamadı. Benimle alakasız. Ondan sonra şöyle karşıya geçiyoruz. Burada yine küçük bir yemek alanı var. Çünkü şurasını mutfak olarak düzenledim. Şöyle bir mutfağımız var. Biraz daha şöyle gezelim içine doğru. Burada ortada bir adamız var. Ondan sonra şurada bir tabaklarımızın, yemek tabaklarının olduğu bir yer. Şöyle bir mutfak. Ondan sonra burada da yemek için küçük bir yemek alanı yaptım. Belki burayı sonrasında yuvarlak masa falan da yapabilirim. Çünkü şu anda simler ne kadar rahat hareket edip etmeyeceklerini tam da bilmiyorum açıkçası. Burasının alt katı da var bu arada. Şimdi hemen alt katı inelim bence. Şöyle aşağı indiğimizde bizi bir çamaşır alanı karşılıyor. Böyle bahçede değil de çünkü bu evin bir hizmetçisi olacak ve o hizmetçi çamaşır, bulaşık, temizlik işlerine o bakacak. Sonra şurada yine havlular falan var. Bu arada o duman buradan geliyormuş. Ben burası bir hamam yapmak istedim ama bununla ilgili çok bir şey bulamadım. Biraz daha CC araştırması yapmam gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda şurayı hamama çevirebilirim. Bu arada o gelen duman da şurasının dumanıymış. Evimizin içine esmesi pek hoş olmadı. Ondan sonra yine şurada bir tuvalet alanı falan var. Şöyle duvarı göstereyim. Evet, leğenler, sepetler falan. Burası böyle temizlik alanı gibi bir yer. Şimdi buradan bir üst kata çıkalım. Ondan sonra bahçe turu yaparız. Hemen şöyle merdivenlerimizden çıkalım. Hop. Çok çıktım. Şöyle merdivenlerden çıktık. Yine böyle bizi bir hol karşılıyor. Biraz daha genişe çalayım. Şöyle bir hol karşılıyor. Böyle 1, 2, 3, 4 tane kapısı var yine burasının. Ondan sonra buraya bir gramofon eklediğim kocaman bir pano.
Şu ilk odadan başlayalım. Burası bir yatak odası. Üst katta tamamen yatak odaları var bu arada. Burası böyle bir yatak odası. Bütün yataklarımız yine çift kişilik. Şöyle. Ondan sonra burada bir ebeveyn banyosu var. Ay, çok küçük olduğu için görsel birazcık böyle abuk abuk oldu. Böyle neyse bir ebeveyn banyosu var, küçük. Bilmiyorum burada ısınlar ne kadar rahat edecekler. Şimdi buradan çıktığımızda tekrar şeye gidelim. Yandaki oda da aslında bunun hemen hemen aynısı. Şöyle girdik odaya. Duvar kağıtları falan farklı. İşte farklı yatak değişik. Ne bileyim işte panosu falan değişik. Ondan sonra şöyle bir döndüreyim. Burada yine bir makyaj masası falan var. Ve yine burada diğer odanın aynısından bir şey. Tuvalet banyo var. Aynasını takmıyormuşum ama. Oraya bir ayna gelecek. Neyse bu odadan da çıkalım. Şimdi bunun hemen karşısındaki odaya geçelim. Burasını bebek odası olarak tasarladım. Çünkü henüz bebeğimiz olmadığı için çok da bir şey yapmadım. Ama bunu da yeni indirdim CC. Şahane değil mi? Çok güzel görünüyor. Ondan sonra bunu da yeni indirdim bir CC. Bu da çok güzel. Şöyle bir küçük bebek odası yaptım. Hani oda dolsun diye. Belki çalışma odası olarak da çevirebilirim. Çok da sağım solum belli olmaz. Böyle bazen odalarla oynamayı seviyorum çünkü. Burası da büyük yatak odası. Şöyle kocaman bir yatak var. Burada bir koltuk ve şurada da bir makyaj masası var. Bu da yeni CC'lerimden bir tanesi. Dediğim gibi CC'leri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Birçoğu set halinde beğenmediklerinizi artık ayıklarsınız ama güzel CC'ler var. Aslında ben banyo içinde çok güzel bir tane buldum. Fakat bozuk çıktı. Maalesef onu kullanamadım. Şimdi şuradan bir ön bahçeye bakalım. Burada bir balkonumuz var ve bu balkondan da ön bahçe görünüyor. Hava şu anda çok yağmurlu. Neyse, buradan baktık. Şimdi alt kata inip arka bahçeye gidelim çünkü arka bahçe gerçekten bayağı güzel oldu. Evet, şimdi alt kattan şuradaki kapıdan dışarıya çıkıyoruz. Bu arada kapılarım da yine şey CC olarak indirdiğim kapılardan bir tanesi. Ama bunların linkini bulamadım çünkü bunları daha önceden indirmiştim. O yüzden onlar eksik listede. Ama bulursam tekrardan eklerim alta doğru. Şöyle bir dakika çatıyı da koyayım. Şöyle buradan çıktıktan sonra böyle bahçeciliğe hevesliymiş ev halkından bir hanım. O yüzden bahçe olabildiğince çiçeklerle falan dolu. Şöyle bir çardak yaptım. İşte burada barbekü falan yapabilsinler diye. Şu arka tarafta bir ağaç var ama toptayken herhalde görünmüyor. Ondan sonra şuraya da bir sera yaptım kendime. Çiçek serası. Bir böyle bir yer. Böyle minik bir oturma yeri var. Karşısında şöminesi. Yağmurlu havalarda bence çok da keyifli olacak bir yer. Ondan sonra şöyle yine çiçek yapabileceğimiz bir tezgah falan var. Yine karşısına da böyle yetiştirdiğimiz çiçekleri koymuşuz falan gibi böyle bir ambiyans. Evimizin arkadan görüntüsü de böyle. Hemen çatıyı da koyayım üstüne. Evet, evimizin arkadan görüntüsü de bu şekilde. Şöyle bir etrafında da dönelim. Sonra da size ev halkaları tanıtayım. Allah'ım bu korkuluk neden yukarıya çıkmış? Gerçekten çok korkunç. Evde şu anda gezerken birkaç tane eksik fark ettim. Onları da düzeltmem gerekiyor. Evet, işte böyle. Şimdi bir ev halkına da bakalım. Evet, şimdi size şöyle bir ailemizi tanıtalım. Gördüğünüz gibi epey zengin ve varlıklı bir aile. Bu yabancı bir aileymiş. Zengin,
yabancı tüccar bir aile. Şöyle babamız var. Babamızın ismi Clinton. Şurada annemiz var. Evet, evin annesi. Ve evin ergen kızı. Kızı üstünde annesi çok yoğun bir baskı kuruyor. Yani baskıyla büyütmüş, çok disiplinli yetiştirilmiş bir kız. Zengin oldukları için birazcık da burnu havadalar ve böyle paraya çok önem veriyorlar. Fakat kızımız hiç öyle değil. Güzel oldu bence. Yine dönemin aslan bir aile. İşte evimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi şeyde Heybeliada'daki villalardan bir tane, villa değil, köşklerden bir tanesinden böyle görerek, esinlenerek yaptığım bir ev oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.